Delal Kaşar, tekrar merhabalar. Hikayemizin sonuna yaklaştık. Şurada kalmıştık. Şu kısmı bir büyütelim. Oradan devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle gelelim. Delal Kaşar şu kısımda kalmıştık. Yani it was a drink demişti. Yani alkol etkisindeydim. You. Evet, orada kalmıştık. Buradan geliyorum şu anda şu kısma. Evet. Şöyle. Şuradayım. Evet. You see, anlıyorsunuz diye söylüyor. Yani hani alkol etkisindeydim. Yani siz de anlıyorsunuz anlamında söylüyordu. I didn't know what I was doing. Yani ne yaptığımı bilmiyordum. I'm very sorry. Çok özür dilerim. Ve bayan Mr. Seeds left. Yani bunu dedikten sonra Bay Seeders left. Yani Bay Seeders arkadaşlar oradan ayrıldı. Evet. Mr. Seeders left. Oradan ayrıldı arkadaşlar. Diye anlamlandırıyorum. Buradan devam ediyorum. But Tilly ran into the kitchen. Fakat Tilly hemen mutfağa koştu. And she began to cry. Ve ağlamaya başladı. She couldn't stop crying. Yani ağlamasını bir türlü durduramıyordu. Yani çok fazla ağlıyordu anlamında arkadaşlar. She was no longer beautiful. Artık çok güzel bir bayan değil. Yani olmadığını düşünüyor gibisinden arkadaşlar. She was no longer beautiful. No man loved her. Yani hiçbir erkek onu sevmiyordu. No man wanted her. Hiçbir erkek onu istemiyordu. Then the kiss meant nothing to Mr. Seeders. Bu öpücük Bay Seeders için hiçbir önemi yoktu. Hiçbir anlama gelmemekteydi. Tilly didn't like him very much. Tilly artık ondan çok fazla hoşlanmıyordu. But the kiss was important to her. Fakat o öpüş onun için çok önemliydi. And now there was nothing. Fakat şu an hiçbir şey yok. Yani her şey kaybolup gitti anlamında arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Yani, but she still had a friend. Fakat halen arkadaşlarına sahipti. Yani arkadaşları vardı. And Ellen denilen mesela diğer bu bayan garson arkadaşlar put her arm around Tilly. Yani kollarını hani Tilly'ye sardı. Onu kucakladı. Ellen didn't really understand. Ellen gerçekten bu durumu anlayamıyordu yani. Çok yani bunun ağlamasına pek anlam veremiyordu. But she said fakat dedi ki don't be unhappy Tilly. Hey Tilly mutsuz olma. That little Seeders. Bu küçük Seeders adlı adam has got a face like a dead potato. Yani bu Seeders adlı adam yani pürsümüş patatese benzeyen bir yüzü var. Bakın pürsümüş patatese benzeyen bir yüzü var. Yani takma kafanı ona. He's nothing. O hiçbir şey. Yani hiç kimse. A real man never says sorry. Yani gerçek bir erkek asla özür dilemez diye mesela bunu arkadaşını teselli ederken söylüyor arkadaşlar. Burada bakın ya bir yazı var. Bakın onu da hemen anlamlandırayım. Şöyle. But she still had a friend. Fakat halen arkadaşları var. And Ellen put her arm around Tilly. Ve Ellen adlı mesela diğer garson arkadaş. Yani Tilly'yi sakinleştirmek için arkadaşlar kollarıyla ona mesela kucağına almış arkadaşlar. Yani etrafına sararak kucağına almış. Kucaklamış anlamında çeviriyorum. Değerli arkadaşlar hikayemiz burada bitti. Bir sonraki hikayemiz Momento. Onu daha sonraki videoda anlamlandırmaya çalışacağım. Evet. Ne yaptık arkadaşlar? Yani üçüncü derecede, özür dilerim, yani ikinci dereceden yani level 2 seviyesinde mesela bir hikaye kitabının yani bir hikaye metni okumaya çalıştık. Bunun Türkçe anlandırmasını ben yaptım. Bu anlandırma bana ait arkadaşlar. Yani bana ait derken mesela yani sonuçta her iki dilin mesela tam bir karşılığı yok. Ben mesela okuyup da mesela aklıma gelen anlamları vermeye çalıştım. Yani siz de mesela okuduğunuzda bu tür yakın anlamlar vereceksiniz. O nedenle farklılaşmalar başka arkadaşlar tarafından da mesela ortaya konulabilir. Benim stilim böyle bu şekilde arkadaşlar. Anlamlandırma stilim. Umarım size yararlı olmuştur. Dediğim gibi bu videoları mesela bir sayfa içerisine yerleştireceğim. Böyle sıralı bir şekilde, hiyerarşik bir şekilde. Aynı şekilde ses dosyasını ve aynı şekilde mesela okuma dosyasını bulabilirsem onu da yerleştirmeye çalışacağım. Ve aynı zamanda bu materyale nasıl çalışılması gerektiği hakkında da mesela birkaç bir şey yazacağım oraya. Böyle bu şekilde mesela İngilizcenin gelişmesi açısından en azından planlı bir materyal üretmiş olmaya çalışmış olduğuma inanıyorum. Diğer taraftan siz de çalışırsanız tabii azim gösterirseniz ondan sonra yani devamlılık önemli bir konu burada. Devamlılık mesela Kur'an'la uyarsanız yani elbette İngilizceniz gerçekleşir yani gelişir. Yani okuyup anladığınız zaman bu işin artık üstesinden gelmeye başladığınızı göreceksiniz arkadaşlar. Konuşma, aksan bunlar mesela problem değil arkadaşlar. İlk başta önemli olan şey konu yani okuma, anlama.
Konusu çok önemli. Okuma, anlama. Sonrasında mesela bakın bir de ben dikkat ederseniz sesli kitaplar mesela hep ortaya koymaya çalışıyorum. Yani bu sesli kitaplar sayesinde mesela aynı zamanda sesi de duyacaksınız. Yani benimle birlikte bu hikayeyi okuduğunuzda sonrasında mesela kendiniz okuduğunuzda bu sefer yani hem sesi duyduğunuzda yani anladığınızı göreceksiniz arkadaşlar. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Takipte kalalım arkadaşlar ve bu çalışmalarını faydalı görüyorsanız diğer İngilizce öğrenmekte olan yani öğrenci arkadaşlara, diğer mesela arkadaşlarımıza, aile üyelerimize mesela paylaşırsanız mesela sevinirim. Çünkü bu onları da ilgilendiren bir şey. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle.